Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. İkinci sınıflar için İngilizce testi yapacağız sizlerle hep birlikte. Birinci sorumuza başlayalım. Çok yararlı olacağını düşünüyorum sizler için. Seçeneklerde verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Hangisi doğrudur bakalım. Lemon, toast, car şıklarımız da mevcut. Bakalım lemon doğru mu? Evet, limon doğrudur. Toast, hayır bu toast değil. Nedir? Hamburger. Yani yanlıştır. Ve bu da car değil, nedir? Robot. O zaman şıkkımız ne olacak? Hep birlikte cevaplıyoruz. Lemon değil mi? A seçeneğimiz doğru oldu. Geçelim diğer bir soruya. This is a, nedir bu? Penguin, penguin mi? Hayır. Gorilla, yes. Zebra, hayır. Şıkkımız gorilla. Biraz daha yavaştan alacağım. Siz de yapın diye. Aşağıdakilerin hangisi taşıttır? Hangisi taşıttır? Hello, cake, train. Şıklarımız bu şekilde. Bakıyoruz. Hello ne demekti? Merhaba. O zaman bu değil. Cake, pasta, yani yaş pasta. Bu da değil. Train ise tren demekti. Evet, C seçeneğimiz doğru oldu. Dördüncü sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerin hangisi diğerlerinden farklıdır? Bakalım hangisi diğerlerinden farklıymış. Hep birlikte bakıyoruz. Brokoli, evet adı üstünde brokoli. Kiwi, restoran. 3 şıkkımız var. Brokoli, kiwi bitkidir değil mi arkadaşlar? Bu ikisi aynı şey ama restoran bunlardan farklıdır. O zaman C seçeneğimiz doğru oldu. Çok güzel. Bir test bizim için. Konuşma balonunda boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Bakalım. Hello, yukarıda yazmıştık. Merhaba. Değil. Çünkü burada bye var değil mi? Ona göre yapacağız. Goodbye, güle güle, hoşça kal. Hi ise selam. Bu da değil. Hi, selam. O zaman B seçeneğimiz bize kaldı. Bye, goodbye. Goodbye, bye şeklindedir. Güle güle, hoşça kal. Konuşma balonunda boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Bakalım. Önce baloncuğa bakalım. My name is Zehra. Benim adım Zehra demiş. Sorumuz ne olacak? Evet, ben sizden duyar gibi oluyorum. What's your name? Değil mi? What's your name? Senin adın ne? Hemen burada A seçeneğinde işaretledik. I am Neşe değil. Hello zaten değil. I am Neşe neydi? I am ben demekti. Ben Neşe. Evet, onu da eledik. Diğer bir sorumuza geçelim. Gamze Efe'yi nasıl selamlar? Önce bakalım. Efe Gamze'yi olacakmış ama önemli değil. Cevaba bakalım. Bizi ilgilendiren hi gibi bir kelime bize söylendiği zaman ne cevap veriyoruz? Evet, ben bekliyorum. Duyuyorum zaten cevapları. Ne cevap veriyoruz? Hi, hello. Selam, merhaba. Thanks, sağ ol, teşekkürler. Please de, lütfen. Thanks, sağ ol. Teşekkürler anlamında. Bakın burada please de, lütfen demek yeni bir kelime öğreniyorsunuz. Ama cevabımız hello oldu değil mi? Soruya uygun cevabı bulunuz. Sorumuza bakıyoruz. How are you? How are you sorusu. Neydi sevgili öğrenciler? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsınız? I am fine, thanks. İyiyim. Sağ ol ya da iyiyim, teşekkürler. My name is Ömer. Hello. Şimdi benim adım Ömer'i eledik. Hello'yu eledik. İyiyim, teşekkürler. A seçeneği bize kaldı. Sorular gayet kolay değil mi sizin için de? Kübra'nın pencereyi kapatması için ne söylemelidir? Pencereyi kapat. Open the window. Şıklara bakalım. Open ne demek? Açmak. Bu pencereyi aç. Close the window. Pencereyi kapat. Open the door. Evet. Bakın burada da open yine açmak ama door kapı olduğu için kapıyı aç. Evet, yeni kelimelerde, yeni
şeyler de öğreniyoruz burada. Bize kapatması için soruyor pencereyi. Hangisi olacak? Tabii ki tahmin ettiniz. Close the window. B'yi işaretledim. Yes, what's it? Nedir sizce? Hemen duyuyorum ben sizden cevapları. Eraser. Eraser neydi? Bunu bana yoruma yazar mısınız? Yoruma. Bekliyorum. Dört gözle bekleyeceğim cevaplarınızı. Ve sizlere yorumlarda kalp göndereceğim. Pencil. Pencil. Evet. Bu bir nedir? Pencil yani kurşun kalemdir değil mi? Evet. Pencil, kurşun kalem. Book ise kitap. Bu değil. Book'un anlamını yazalım. Kitap. Görsele bakıyorum. Kurşun kalem. Pencil. Hemen işaretledim. Pencil'ın anlamını da öğrenmişsinizdir bu arada değil mi? Eraser da silgi demekti. Onu da unutmayalım. Evet, diğer bir sorumuza geçelim. Doğru seçeneği işaretleyiniz. Doğru seçeneği işaretleyelim bakalım. Görsele bakıyoruz. Kağıdı kesiyor. Şimdi open açmaktı. Ben sizi yukarıda öğrettim. Tekrardan yazacağım. Cut kesmek. Look ise bakmak. Evet, hemen bir göz çizelim. Look, bakmak. O zaman look'u unutmayalım. Evet, bakma. Pekala, ne oldu? Kesmek, yani cut oldu değil mi? Open'u eledik, look'u eledik. Bunları da bu kelimenin anlamlarını da öğreniyoruz. Geçelim diğer bir görselimize. Evet, sit, boşluk. Görsele bakıyoruz. Oturacak değil mi? Sit down. Sit up olmaz. Eleyelim. Sit down. Evet, B seçeneğimizdir. Say de söylemek anlamında. Up da burada yukarısı anlamında ama sit up olmadığı için. Say yazayım ben. Söylemek. Evet, up yukarı demek arkadaşlar. Bunu da yazalım. Evet, say de söylemek. Cevabımız ne oldu? Sit down. Ne yazıyoruz? Sit down. Otur. Evet. Aras ve Eymen konuşuyor. Karşılıklı konuşmada boş bırakılan yer seçeneklerden hangisiyle tamamlanabilir? Evet. Eymen demiş ki I am five. Yani 5 yaşındayım. O zaman cevaplarımız how are you? What's that? Yani sorularımız how old are you? Şimdi how are you? Nasılsın? Yukarıda yazdım. Bu olamaz. Eledim. What's that? Şu nedir? Şu nedir? Bu da olamaz. Eledik. How old are you? Evet. Sorumuzun cevabı budur. Çünkü bu how old are you? Kaç yaşındasın demektir. Kaç yaşındasın? Kelimeleri, kalıpları öğreniyoruz yavaş yavaş. Değil mi? Devam edelim. Yandaki toplama işleminin sonucu kaçtır? Evet bakalım. 5 ve 4. Çok kolay bir toplama işlemi. 5, 4 daha 9 eder. O zaman sayılarına bakalım. 8, 8, 9, 9, 10, 10. Siz bunları biliyorsunuz artık. Evet çok kolay. O zaman hangisi olur? B seçeneğimiz 9 olur. 8'i yani 8'i, 10'i, 10'u eledik. Diğer bir sorumuza geçelim. Ebru ve Zeynep konuşuyor. Flags are there. There are three flags. Cevap da bu şekilde. Şimdi bu boşluğa ne gelir? Bize sorulan soru bu. Öncelikle flags'in, flag'in bayrak olduğunu, flags burada çok olduğunu, bayraklar olduğunu, evet orada there are ise var demek arkadaşlar. Var. There are three flags yani kaç bayrak vardır? 3. O zaman cevabımıza bakıyoruz. What color? What color ne renk sorusudur? Ne renk? Bu olur mu? Olmaz. Eledik. How many? Kaç tane? Sanırım şıkkımızı buldunuz değil mi? Where? Nerede? O zaman cevabımız how many flags are there? Orada kaç tane bayrak vardır? There are three flags. 3 tane bayrak vardır. Cevabımız how many? How many neymiş? Kaç tane? Where? Nerede? What color? Ne renk? Devam. Sıralamaya göre soru
işareti olan yere hangi sayı getirilir? Bak. 2, 3, 4, 5. Evet. Ne olacak? A seçeneğimizde bulduk. 4, 4, 6. 6, 5. Zaten 5. Onu da yazmıştık. Olsun. Yine biz yazalım. 2, 3, 4, 5. Sıralamaya göre 4 geldi. Aşağıdaki meyvelerden hangisinin rengi doğru yazılmıştır? Meyvelerimiz geliyor. O. Black. Yanlış yazmış değil mi? Ne olacak? Biz doğrusunu yazalım. Red. Green. Hayır. Black siyah. Green yeşil. Muz. Yellow sarı olur. O zaman hangisi doğru? Green. Evet. Bu yeşil burada yazdık. C seçeneğimiz doğru olur. Red olsaydı bu doğru olacaktı. Yellow olsaydı banana doğru olacaktı. Strawberry de çilek. Biliyorsunuz değil mi? Strawberry çilek. Geçelim. Hangi renk elma olur? Bakıyoruz. Gray. Gray renk elma olmaz. Blue. Mavi. Mavi renk elma olmaz. Green. Yeşil. Evet, yeşil elma olur. O zaman cevabımız C oldu. Geçelim. What color is it? Ben yukarıda demiştim. Ne renk sorusu. Bu ne renktir? Ne renk? Bakalım. Green. Yeşildi. Değil. White. Beyaz. Yellow ise sarı. Ha, cevabımızı bulduk. Beyaz da değil. C seçeneğimizi işaretleyelim. Evet, diğer sorumuza geçelim. Panter boşluğa aşağıdakiler hangisi getirirse çizgi film karakterini doğru tahmin etmiş oluruz. Bakalım. Evet, çok kolay değil mi? Ne renk bu? Pink. Yani pembe. Artık siyah black olduğunu öğrendik. Beyazın white olduğunu öğrendik. Pink panter. Boşluk. Pembe panter. Çok severim ben bu çizgi filmi. Siz sever misiniz? Yorumlarınıza yazarsınız. Geçelim. Yandaki görsele göre arkadaşı Ahmet'e hangi önerinde bulunmuş olabilir? Let's dance. Let's, hadi biliyorsunuz. Hadi dans edelim. Dance, dans etmek. Çok severim. Hadi dans edelim. Slide, kaymak. Hadi kayalım. Hadi kayalım. Evet, görselde kayıyor. Let's walk. Hadi yürüyelim. Yürüyelim. Hadi yürüyelim de demiş olamaz. Hadi dans edelim de demiş olamaz. Let's slide. Hadi kayalım demiştir değil mi? B seçeneğini işaretleyelim. Evet. Geçelim. Do you skip rope? Gibi bir soru. İp atlayabilir misiniz? İp atlamak skip rope sevgili öğrenciler. Skip rope ip atlamak. Hemen yazalım. İp atlamak. Özür. Hemen sileyim. Evet. Tekrardan yazalım. İp atlamak. Neymiş? Skip rope, ip atlamak. Şimdi ip atlayabilir misin? Niye saydım? Konuşmaya göre Ceren'in verdiği cevap verdiği seçeneği işaretlemiş demiş. Şimdi bu şarkı söylüyor. Sing a song değil. Evet, roller skate, paten kayıyor değil. Skip rope neydi? İp atlamak. Unutmuyoruz. Tamam mı? Güzel. Geçebiliriz diğer bir soruya. These are my hands. Bunlar benim ellerim. Hand neydi? El değil mi? Evet, buna bakalım. Bunlar ears. Diledik. Bu nedir? Hands. Eller. Cevabımızı galiba bulduk. Bu da eyes. Bu da olamaz. Evet, iki tane olduğu için ne kullanıyoruz? Hani çok olsun diye. Lerlar, eyes diyoruz. Devam ediyoruz. Öğretmen Berke'ye ne söylemiştir? Berke'ye bakıyoruz çocuklar. Berke elini kaldırıyor. Siz de görüyor musunuz? Evet. Point your head. Point işaret etmek. Başını işaret et. Göster. Böyle bir görsel var mı? Hayır. O zaman ne dedik?
Raise your hand. Elini kaldır. Elini kaldır. Evet, görsele bakıyorum. Evet. Touch your nose. Burnuna dokun. Burada da burnuna dokunma yok. O zaman bunu deledik. Raise your hand. Çocuklar, point işaret etmek, touch dokunmak, raise ise kaldırmak, yükselmek anlamında. O zaman B seçeneğimiz doğru oldu. I have got. Görsele göre doğru cevabı bulunuz. Bulalım bakalım. I have got nedir? Sahip var. Name var. Neye sahipmişim bakalım. Five eyes demiş. Eyes ben size öğretmiştim. Five'ı biliyorsun. Beş göz. Olmaz. Two arms. İki kolu var mı? Evet. Two arms var. Six legs. Leg bacak. Altı bacak. Ne dedi? Evet. Arm neydi? Kol. I have got. Ne oldu? Var. Ne dedim? I have got two arms. İki kolum var dedim. I have got two eyes mesela. İki gözüm var diyebilirim değil mi? Buraya istersen I have got two eyes da diyebilirim. I have got. Have got neymiş? Sahip var. Geçelim. I haven't got. Evet. Haven't got ise yok demek çocuklar. Sahip değilim. Bakalım bu neye sahip değil? Eyes. I haven't got eyes. Hayır, gözleri var. Bu cevabımız olamaz. Toes. Ayakları var. Toes ayak baş parmağı. O zaman ayak baş parmağı da vardır ayaklar olduğuna göre. Evet. Peki. Arms. Kolları. Evet, sanırım kolları yok değil mi? Bunlar ayakları olduğuna göre. O zaman I haven't got arms oluyor burada. Kolları yok. Ayakları varsa ayak baş parmağı da vardır. Toes'u unutmayalım. Arm zaten yukarıda söylemiştik. Bakalım. Where is the sheep? Sheep, koyun. Bakın köpeğe sormuyor. Sheep, koyun. Unutmayalım. Sheep, koyun. Nerede? Where? Ben size söylemiştim. Nerede? Bakıyorum. In the table. In, içinde. Masanın içinde mi? Eledik. Near the table. Near, yanında. Hatırlayalım. Yanında. Masanın yanında mı? Evet. Under the table. Masanın under da altında demek çocuklar. Altında. Bir de on var. O da üstünde demekti. Hatırlayalım. Pekala. O zaman masanın yanında. Masanın altında köpek olduğuna göre. Near the table. Geçiyoruz. Do you have two hands? İki elin var mı? Evet, bu da var mı? Soru yaparken bu şekilde oluyor. Do başa geçti. Var mı? İki elin var mı? Yes. I do. Evet, iki elim var. Yes, I do. Yes, I have. Yes, I do. Hemen işaretleyin. No, I don't. Yok. No, I'm not. Zaten ondan çocuklar do ile sorulmuş. Bakın, dikkat edin. Bakıyorum. Ay, çok güzel bir kedicik. Is it a dog? Bu köpek midir? No, I don't. Olmaz. Çünkü it'e sormuş. Yani hayvanlar için it kullanıyoruz. Yes, yes it is. Değil. No, it isn't. Bunlar değil arkadaşlar. No, it isn't. Hayır, değildir. Nedir? This ise ya da it ise cat'tir. Değil mi? Seçenekler arasında verilen hayvanların hangisinin görseli doğru vermiştir? Bak. Cat, ay, pisicik, çok tatlı. Dog. Hayır, köpekti dog. Köpekti. O zaman ne dedik? Fish. Evet. Balık. Bunu da dedik. Çünkü bu turtle. Yani kaplumbağa olacak. Bu horse olacak. O zaman cat, pisicik. Doğru. Doğru soruyor size çünkü bakın. Görseli doğru verilmişti. Hangisinin resmi? Geçebiliriz. Seçenekler verilen resim, sözcük eşleşmeleri hangisi doğrudur? Resim, sözcük. Lemon. Koca bıçak. Çünkü bu banana. Apple. Bir artı. Watermelon. Watermelon. Karpuz değil mi? Dedi öğrenciler. Karpuz. Bu da pear. Armor. Hiç alakası yok. Bunu da eledik.
O zaman sadece Apple'ı doğru yazmış. Muz da banana unutmuyoruz. Herkes biliyor banana olduğunu zaten. Evet. Geçelim bir diğer sorumuza. Bir çürüstü bilak. Bakın hangi meyveyi seversin? Beach hangi? Fruit meyve. Do you like? Seversin. I like. Severim. I like pear. Az önce yazdık bu armuttu. Bu olmuyor çünkü sevgili önce bakın burada elinde başka bir meyve. Orange neydi? Orange neydi? Portakal değil mi? Portakal. Kiwi. Evet. C seçeneği de kiwi oldu. Bir çürüz bir dakika. Siz de sevdiğiniz meyveyi yoruma yazarsanız sevdiğiniz meyveyi tabi İngilizcesine yoruma bekliyorum. Hadi bakalım. Kimler ne seviyor? Geçelim. Hangisi doğru sanıyor? Bakalım. Apple. Hayır bu watermelon. Cheese. Grape. Evet üzüm demek. Bu doğru. Banana değil. Strawberry. Çilek. Bu çilek demek arkadaşlar. Bu da yanlış söyleniyor. B seçeneği doğru oldu bizim için. Geçelim. Aşağıdaki meyvelerin eş isimlerinden hangisi doğru yazılmıştır? Strawberry red. Tamam bu doğru. Lemon blue. Limon blue olur mu? Hayır. Çarpı. Yellow. Ya da green olmamışsa. Banana green. Hayır bu da çarpı. Banana yellow olacak. Hangisi doğru yazılmış? Strawberry red. Çilek kırmızı olacak. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki ifadeyi hangi hayvan söylemiş olur? İfadeye bakalım. I can run. Koşabilirim değil mi? Koşabilirim. Run koşmak. Can evlenmek. Koşabilir. Hangi hayvan koşabilir sizce? Crocodile, horse, snake. Crocodile timsah. Tabii ki koşamaz. Horse, at koşabilir. Snake, yılan koşamaz. Can't run diyeceğiz ya. Can't run koşamaz. A kangaroo can walk, jump, run. Şimdi bir kanguru can walk. Yürüyebilir. Kanguru yürümez. Kanguru jump değil mi? Sıçramak, zıplamak. Kanguru zıplayabilir. Yani yürür de yani yetenek olarak zıplayabilir yeteneği. Kanguru can jump. Evet, run da koşmaktı. Evet, kanguru zıpla. Evet, böylece çalışmamızı sonuna geldik. Kanguru can jump dedikten sonra hepinize sevgiler diliyorum, kalpler gönderiyorum. Mutlaka videomu izleyin. Beğenirseniz yorum yapın. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızı da izleyin. Mutlaka diyorum. Sağlıcakla kalın. Sağlıkla kalın.